gereken birkaç kural. Ne yapıyorsun? Size bitti. Son Minecraft oynuyorsun. Gündüzde bir sesi kapatın. Ve izimi abone olmayı da katmayın. Ve bildirim açmayı unutmayın. Evet. Lütfen. Evet. Bay bay. Şaka tepki. Sesi kapatıyorum. Sağda solda. Geçer ben şu an Grizzly oynadım. Zor zor.
İzniniz kadar deneyin. Hadi bir saniye oynayalım. Evet, ne gelmiş ne gelmemiş. Kaç gün oynamadım. Kaç gün oynamadım. Bakın bunlardan da bilsiniz. Ama tabii para. Ben sayı direkt game oda yapacağım. Evet, her şey olur. Ne koysa şeyimizi aldı gençler. Yazın ya. Şimdilik. Şimdi ben bunu yazdım. Başlayalım. Bana ne oldu? Son form. Tintom. Katlaya düşer sanki. Aynen olsun. Neyse oyun kullan. Yesekken her zaman gündüz olsun, itibar korusun. Biz bunu yapamıyoruz. Osturalım. Şimdi koyuyorum, sonra ben yaparım. Yorumlayın, yazın, yazmasınız. Ben yaşayacağım. Peki artık sıramızı başlayacağız. Yapacağız. Aa, bir şey alamıyordum. Boş verin ya. Aynen. He. Hadi bakayım dur. Anam bakalım mı? Dün ben bakalım mı? Dün bakayım. Sağ ses çıkıyor. Çözeyim yaşayacağım. Neyse ses duyuyor mu? Bu insan olmuyor. Hadi ses çıkacağım. Hadi çıkalım bulmuyor. Bir şey bakacağım. Hayır. Bir şey bakacağım. Oyunda. Ve anlaşılıyor ki faturalar 45 günlük düzenlenmiş. Mevzuata göre 25 günlük bakın gençler. Akşam devamı. Gençler. Gençler bu zaten oyunu beta'da sürümü de var. Beta'nın sürümü var. Gençler. Açıklamalarda ben gördüğünüz gibi açıklamalarda yapacağım. Açıklamalarda koyacağım bu linkini. Tabi modun içinde bu da var. Hello. Gençler şunu yapabiliriz ya. Şey zombinin önüne geçin. Gelin kardeşim. Hello, ben buradayım. Çok güzel oldu. Yapabiliriz gençler sizseniz. Ha dur ben buradan gittim. Hani şu değil. İnce usta. Deneyeceğim. Bakayım. Ne gelmiş gençler? Aa böyle şey varmış sanki doğru. Onu beta versiyonu gelmişti. Ben oynadım. Böyle de geldi. Normalde bak Minecraft değişmiş. Nedir? Şeyleri gelmiş. Çarlık şap gelmiş. Gençler çok güzel şey ama her nelere gittiğimiz an direkt bunlar görüyoruz. Bakın. Her sadece toprağa koyamamışız. Her koyayım koymuş. Ölüyor muyum? Tabii ölmem. Deneyeceğim. Ölüyor muyum ya? Ölüyorum. Anne. Evi çok kalmasın şunu da koyamaz. Anne bakın. Anne çok güzelmiş. Bak efekt yapmak için bunu yapabilirsin gençler. O böyle bak. Minecraft oynayalım. Bak ne seviyorsun? Şöyle gel. Bak böyle. Merhaba arkadaşlar, bu güzel birlikte.
gördüğünüz gibi yeni bulutlar tanıtıyoruz. Evet. Bir şey diyeceğim, dur. Yalar. Hop hop. Arka tarafı. Şey merak ediyorum. Ana. Hani geçen bir ayarlamışlar. Uçma ayarlamışlar. Bir de yok ya. Tak hadi hadi ya. Oyun güzelleşecek gençler. Kına oyun güzelleşir. Bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü. İstanbul'daki bir İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk bu kadar da pes edildi. Taksim Koca Mustafa Paşa şartıyla sefer yapan İETT otobüsündeki yolcular bu ne? Aa. Tıklım tıklım dolu otobüste ayakta duracak yer dahi kalmazken o anlar kameralara yansıdı. Haa, böylemiş. Vay, ben neden bunu hep bırakıp çok ayrı çıkıyorum. Şeyden, mini world'den ya. Aa, böyle. Ha, bunun var vali. Hem bunun şey. Gençler biraz değişik versiyonu var. Şu değişebilirlerdi ya. Bunu değişebilirlerdi. Olarak. Çok şey değişiyormuş. O zaman ben hepsi yeni bir notta sakın onda var. Hepsini çıkartayım. Bum. Ooo. Yine ışıkta var, gördüm orada. Day. Kasım'ın ateş öksürüğü vardı. O ses çok. Bu neymiş? Dur. Çarpık sil. Ne? Çarpık sil buluku. Silmiş. Kızıl kap. Ha, Bodun. Bakayım kraf ediliyor mu bu? Kasım sessiz sedasız toprağa verildi. Cener Toktaş, evladının ölümünü sosyal medyada paylaştığı bu mesajla duyurdu. Abisinin Kasım'ın mezarını suladığı fotoğrafın altına dünyaya bel bağlamayı botunu düşmüştü. Galibiyet koşkusundan daha doğrusu galibiyetin mimarlarına Cener Toktaş 11 gün sonra vicdan azabı ha, ve buldu kalbi bu. Oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. İfadesi tüyler ürpertti. Ay pardon. Değil. Hastanede sinir krizi geçirerek sağlık sıkla borcunu şey Cennet diye bir genç ya Cennet biri sınırsı için çarpık ooo onun bloğuna bakacağım ha şunun da bloğu varmış onun bloğuna bakayım çar. Abi bunlar dur bak şu, bunu da bakayım ikisinde aynıymış gençler ikisinde aynı şu kiriyle aynı bak ikisi aynı gençler anladınız mı evet buna çok çıkabilir. Bundan sıkıntı çok. Bu ikisi, buna bulmak için bu çok çıkabilir. Ama eğer şuna çok sıkıntı. Bunda nerede de bulunduk. Burada olur. Bunlarda ağaçlar olacak. Şimdi arasak bir saat bulamayız. Onun için aramayacağım. Bakalım bakalım. Sağ ol.
Gençler tamam. Saldırmayı bıraktı. Saldırıya uğrayan köpeğin sahibi ise Şimdi buna blok halindeymiş. oldu. El konulan kutlu cinsi köpek belediyenin hayvan rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Antalya'da kiralayene gaza basan sürücüler dehşeti yaşattı. Bir sürücü markete daldı, 3 kişi yaralandı. Bir başka sürücü de fark etmek isterken hızla duvara çarptı. Gençler, bakın. Tren yerine gaza basınca biri markete daldı, diğeri de duvara çarptı. İki ayrı kazanın meydana geldiği görüntüler bakın. Antalya'da kayda geçti. Buna çok iyi şeyler. Bak bu da yeni. Hiç mod yok gençler. %100 mod yok. Bak görün mod yok. Şurada bütün modlar burada olacak bak. Bak bak. Makara falan şey. Paketlerim yok. Daha fazla. Bunlar zaten paralı işte gündüzü bir. Buna gerek yok paralı. Onlar indi. Ama ilginç kulaklar. A dur aklım bir şey geldi dur. Şuna da kıyım o zaman. Tarım işçileri paralarını alamadıkları iddiasıyla tarla sahibinin dükkanına bastı. Tarla sahibinin yakınları da tarım işçilerinin evlerine saldırdı. Ortalık savaş alanına döndü ve 10 kişi gözaltına aldı. Hocam ben şöyle yaparım bak. Buldum bak. Şöyle böyle bir küçük bir şey alacağım bak. Şöyle ev yaparım tamam mı? Ev düşünün. Bir yaparım. Altına bunu koyarım. İşte bir tamam. Sen bildin mi ben? Altına bunu koyayım işte. Altına ev. Dekorasyon. Sokak ortasındaki kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Ancak öfke dinmedi. Bu kez de saldırıya uğrayan adamın yakınları tarım işçilerinin evini bastı. Küçük kutulu bir şey. Lastik gibi. Sesi gençler. Kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Neyse ben tanıtmayacaktım. Normalde olamadım. Bu şartta iki arkadaş bisiklet yolculuğuna çıktı ama yolculuk neredeyse faciayla bitti. Gençler çarptıkları otomobilin altında ben tabarak olarak ay gençler. İki arkadaşın bisiklet yolculuğunda faciadan kafayla dövüldü. 13 yaşında iki genç bisikletle hızla ilerlerken köpüş aşağı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savruldu. Biri otomobilin altında kaldı. Ezilmekten şans eseri kurtulan genci aracın altından arkadaşı çıkarttı. Otomobil sürücüsü ise o şokla bir süre aracından inemedi. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi. Ama çok güzel. Bak böyle. Bak nasıl yiyorsun ya. Yeri. Bak. Bak yapabilirsin. De böyle yapın. Bak şimdi. Bunu tavan yapayım ya. Yani. Çekirgeler 2018 yılında, 2019 yılında vardı. İlk kez bu kadar çok oldu. Zarar. Çok. Çok. Maalesef çok. Bir geldim baktım ki tavanın yarısı gitmiş. Tarım arazileri çekirge istilasına uğradı. Milyonlarca çekirge var. İkili alanlarda büyük hasarlar oluştu. Sen evindeki yenmemiş. Son evindeki yenmiş domar. Böyle yapabilirsiniz evde. Bu sırasını yiyesim geliyor yani. Ya artı bir. Bak çok güzel. He ben şey yapardım mantığın üstüne ev yapardım. Tam evlilik bir yer bak mantığın üstüne evlilik bir yer genç. Blok varsa elimde. Onu yapabilir miyim? Bak yine tak. Elime kıra çanayım da. Bunu yaptılar ama.
karşı bölgede ilaçlama yaptı. Bunu yapma. Daha bunlar da değişik. Gençler bu değişik. Elmi Toç bak gördüm. Yapmadı. Elimde iyi ya, boş olacak. Ne kusur olmuyor. Uçuyormuşum ya. He, blok varken niye yapabilmiş? Ama çok ilginç. Kalabalığı bölgeden geçen polis ekibi fark etti. Araçla yanlarına olmuş gençler bir anda kaçmaya başladı. Hemen geliyor. Yandan gençler sokak aralarına gidip izlerini kaybettirdi. Koronavirüs yani bak, iyi. Akşam yapayım ya. Amerika virüsüne yalnızlar var. Yaparım ya. Evet. Şurada en aşağı. Yok. İdare sesi duyuyor musun sesi? Yok. Okul süreniz hep bir. Bizi duymuyor ben. Duyuyorsanız. Çok düşük. Maltiş miymiş baba? Thank you.
Keşke şunu yapsalar ya. Yani tamam. Ya ben yapamıyorum. Bir de yaptım. Yerde ettiler yani. Yok ya. Yok o da iyi yani. Başka. Nedir sorusu? Evet.